Merhabalar, bugün 15 Haziran 2021 Salı. Moonstar TV'de Bir Perde Arkası programıyla daha karşınızdayız. Gazeteci yazar Erhan Başvurt'la birlikte. Erhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Turan Bey. Ben böyle hep merhabalar deyip kesiyorum. Sonra seyirciler siz niye Turan Bey'in hatırını sormuyorsunuz diye tepki gösteriyorlar. Bugün ben de sormadım. Yani normalde şeyden küstüm değil. Küstüm size. Evet yani. Kurallara uygun değil adaba, yayın adabına sunucu sorar, biz sadece cevaplarız. Peki nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben de iyiyim, sormadınız ama. Peki şöyle biraz sempatik başladık, havayı yumuşatalım. Çünkü sevgili seyirciler, gerçekten çok ağır bir gündem var malum, biliyorsunuz. Ve dün de önemli bir görüşme oldu. Kritik bir görüşme. Erdoğan-Biden ilk yüzleşmeydi. ABD Başkanı Joe Biden'ın seçildikten sonra ki ilk yüz yüze görüşmesiydi. Sadece Türkiye'de değil, elbette dünyada da gündem oldu. Bu çeşitli önemli gazetelerin manşetlerinde de vardı. Hatta bugün özellikle belki konuşacağımız o arka plana biz bakacağız bu görüşmenin. Bir fotoğraf karesi yansıdı. Bu çok konuşuldu, sosyal medyada dolaşıldı. Anlık bir deklanşöre basmak aslında. Yani sanki Erdoğan oturuyor, Biden elini uzatmış. Orada bir diz çökme, bir el öpme görüntüsü var ama aslında bu sadece o an fotoğrafın o şekilde yakalanması. O fotoğrafa çok anlam yüklememek gerekiyor. Asıl anlam ne? Bugün programda onu konuşacağız herhalde. Neler oldu? Niye kritikti bu görüşme? Biden-Erdoğan görüşmesi. Erhan Bey, isterseniz oradan başlayalım. Bir gerçekten fotoğraftaki gibi değil. Gerçek manada bir diz çökme var mı? İşin her zaman olduğu gibi perde arkasında birlikte bakalım. Olur. Şimdi bir diz çökme olduğunu düşünüyorum. Burası net. Yani bir taviz, bir diz çökme olduğunu düşünüyorum. Hatta en son söyleyeceğimi şimdiden söylüyorum. Bunun faturası ağır olacak. İki yönlü, bir dışa bakan, dış politikaya bakan yansımaları olacak. Bir de iç politikaya bakan yansımaları olacak. Eğer Erdoğan bu son NATO'da ortaya koyduğu performansta, verdiği sözlerde, duruşta samimi ise. Çünkü o duruşu sergilemeye devam edecekse. Şimdi ne taviz verdi? Diz çöktü. Hadi kardeşim, siz de eleştirmek için yer buluyorsunuz. Eleştirmek için şey yapıyorsunuz diyecekler. Önce bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu anlatmak için buradan başlayayım. Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. Yani AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı'dır. Yaşar Yakış milletvekillikleri yaptı, biliyor. Yani AKP'liler de bilir. Onun Cumhuriyet'e verdiği bir röportajdan sadece satır başlarını okuyacağım. Diyor ki, 40 yıllık diplomasi tecrübem bana şunu söylüyor. Görüşeceğimiz insanın birçok eksikliği varsa ondan tepe tepe yararlanırsınız. Bitti. Basit. İçinde bulunduğu bu durum nedeniyle Türkiye'nin bu zayıflığından ABD'nin yararlanmaması mümkün değildir. Net. Pek tabii isteyecektir. Bu iktidarın çökme arifesinde olduğunu da hesaba katarak, kendiliğinden çöksün, biz bir şey yapmayalım diye de düşünebilirler. Dışişleri mekanizmasının dünyada bir itibarı kalmamış. Bitti. Şimdi bunu söyleyen, Türkiye'de dışişlerinde diplomatlık yapmış, yöneticilik yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, AKP'de üst düzeyde görevlerde bulunmuş eski bir diplomat. Çok şimdi, tecrübeli bir isim. Bu çok tecrübeli. Yani şimdi hani bunu ben söylüyorum, muhalefet olsun diye söylüyorum zannedilmesin diye, AKP'nin kendi içinden bir örnekle desteklemeye çalıştım. Şimdi gelelim, nedir bu taviz dediğimiz şeyler? Şimdi Erdoğan yola çıkarken ne dedi? Andolsun biz dedi, Ermeni soykırımı konusunu soracağız. F-35'leri soracağız. Türkiye'ye ambargo vesaire var. Şimdi gelelim gerçeğe. Türkiye ile Amerika arasında bir tane sorun yok arkadaşlar. Bakın. Bir PYD ve PKK'ya, Türkiye'nin iddiası PYD değil, o aynı zamanda PKK'nın silahlı kanadı, Kuzey Irak'taki Kürt partilerine tonlarca, tırlarca silah yardımı ve insani yardım yaptı. Ve son ABD bütçesinde, yani Biden dönemi bütçesinde de onlara yardım için milyon dolarlık bir pay ayrıldı. Resmi olarak. Resmi olarak. Evet. Şimdi bir bu var. Türkiye diyor ki orası PKK,
Onlar diyor ki hayır kardeşim, onlar bizimle işbirliği yapan yerel gruplar. Şimdi bu bir. İki. Biden göreve geldikten sonra Ermeni soykırımı ile ilgili 24 Nisan'da 1981'den bu yana ilk defa bir ABD başkanı, ondan sonra hiç kullanılmamış, yeniden soykırım ifadesini kullandı. Erdoğan bunun hesabını soracağız, görüşeceğiz, edeceğiz, yüz yüze geldiğimizde söyleyeceğiz dedi. Yuttu, yutkundu, tek tepki vermedi. Evet, iç kamuoyuna kükredi. Kükremedi bile. Biden'a kükreyemedi. Başından beri kükreyemedi. Hesabını soracağız gibi bir şeyler sordu. Sonra da bu dün basın toplantısında Erdoğan'a sordular. Dediler ki 24 Nisan konusu gündeme geldi mi? Cevap hamdolsun gelmedi. Bu nasıl bir cevap? Yani, yani, ya gelseydi ne yapacaktım Allah korusun? Kim getirecek ki gündeme 24 Nisan? Resmen şükrediyor. Biden mi getirecekti? Sen getirmen gerekiyor. Neden getirmedin o zaman? 45 dakika baş başa görüşmüşsün. Sonrasında da 40 dakika heyetler arası görüşme var. Gündeme gelmediyse gündeme getirememişsin. Demek. Yani hesap soramamışsın. Hesap sorma ihtimali yok zaten. Zaten yoktu. Şimdi S-400 krizi var. Rusya'dan gitmiş parayı vermişiz, 2,5 milyar dolar. Parayı verip alıp getirmiş kurmuşuz. Amerika takozu koymuş. Demiş ki kardeşim bu NATO güvenlik sistemini zaafa uğratır. F-35'lerin savunma sistemiyle S-400'ler birbirine terstir. Sen bunu monte eder, aktive edersen F-35'i sana vermiyorum. F-35 dediğin senin parasını ödediğin son nesil uçak, sana teslim edilmek üzere hazır 5 adet vardı. O 5 adeti de sana teslim etmediler. Bak şimdi 2,5 milyara aldın. Milyar dolar. Onu aktive edemiyorsun Rusya'dan. 2,5 milyar da Amerika'ya ödemişsin F-35'lerin hazır. Yan parçalarını üretiyorsun, onları askıya almışlar. 12 milyar dolarlık zarar diyorlar savunma uzmanları. Toplamda bu olayın Türkiye faturası. Yani korkunç bir fatura bu. F-35'leri de alamıyorsun. Ve dahası Amerika bu olaydan dolayı sana İran'a uygulanan askeri yaptırımları ve ambargoyu uyguluyor. Sana parça satmıyor, sana teknoloji devri yapmıyor, sana başka savunma cihazları, savaş aletleri satmıyor. Şimdi krizleri görüyor musun? Ne kadar iç içe geçmiş. Üstünde durmuyorlar ama gerçek bu değil. Senato'nun, Kongre'nin aleyhte kararları var. Bir de senin El-Kaide'ye ve türevlerine silah yardımın, insan kaçakçılığın, IŞİD'den kaçak petrol alımın gibi uyuşturucu Venezuela örneğinde olduğu gibi iddialar var. Ellerinde onların da bütün bu dosyalar. Daha ötesinde sürmekte olan İran'a para aklama suçlaması. Reza Zarrab'ın itirafları, Halkbank davası var Amerika'da ve Zarrab orada tepeye gidiyordu dediği komisyonların bir dava var. Müthiş bir sıkışmıştık her şimdi, alanda. Amerika ile ilişkilerde inanılmaz bir sıkışmıştık inanılmaz. Var. Ve sen bunları masaya getiremiyorsun. Ne diyor Yaşar Yakış? Zayıfsan kullanırlar. Evet, şimdi hayatın Amerika sizi aslında. Kullandı mı kullanmadı mı gelelim oraya. Türkiye ne yaptı? Dedi ki ben dedi Şangay Beşlisi'ne Çin'e yanaşacağım. Rusya'yla, Çin'le, İran'la, madem Amerika Batı bize arkasını dönüyor vesaire. Öyle bir restleşme kendince yaptı. Ne oldu? Merkez Bankası rezervleri eksi 56 milyar dolar. Türkiye'nin para basan Merkez Bankası 56 milyar dolar ekside. Tarihinde yani yok belki. Cebi, hiçbir tarih yok. Cebinde 1 lirası olan, 1 Türk lirası olan Merkez Bankası'ndan 56 milyar kez daha zengin şu an. Bu kadar net. Şimdi. Ege'de tansiyonu yükselttin. Gittin Mavi Vatan dedin. Yunanistan'la çatıştın. Karşı karşıya geldin. Doğu Akdeniz'de Rumlarla çatıştın. Orada petrol aratmam dedin. İsrail'le, Mısır'la. Hepsinde ne yaptın? Geri adım attın. Geri vites. Hepsine geri vites. Şimdi ne yaptın? Miçotakis'le görüşmüşsün. Diyorsun ki aramızda kırmızı hat kurduk. En az bir yıl gerginlik yaşamayacağız. O kadar gerginliği niye yaptın diye sormak lazım o zaman. Soruyor. Zaten herkes görüyor bunu. Yani. Neden geri adım attı? Neden diz çöktü? Hepsi bunlar değil. Geleceğim. Şimdi son NATO zirvesinde kendisine diktatör diyen İtalya Başbakanı Draghi ile baş başa görüştüler. Ne oldu? Bana niye diktatörlüğümü sordun, soramadın.
zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var dediğin, deli dediğin Macron'la baş başa görüştün. Yüzüne dedin mi mesela? Mümkün mü? Merkel'le Hitler gibi dediğin, Merkel'le Türkiye'de darbelerin arkasında üst akıl Almanya dediğin Merkel'le görüştün mü? Görüştün. Şimdi Biden'la zaten en çok önemsediğiniz görüşme. Biden 15 Ağustos 2020'de New York Times'ta henüz daha seçilmemişken bir toplantı yaptı. O toplantıda ona soruyorlar. Aynen şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirtiyor. Sonra diyor ki Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulanması gerekiyor. Muhalefeti destekleyeceklerini açıkça belirtiyor orada. Muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlayacağız diyor. O zaman kükrüyorlardı. Bidon Biden yerine bidon tabii yazıyorlardı medyalarında ne vesaire. Ne hakaretler. Ne hakaretler uçuşuyordu. Ne oldu? Adam başkan oldu yani tabii. İşin rengi sonra değişti. Tabii sadece o değil. Bunların ötesinde Türkiye'nin bir de bütün dünyada sıkıştığı insan hakları, hukuk söylemleri, ihlalleri, ekonomik kriz, derinleşmiş, artık hazinende para yok. Dokunsalar yanacaksın. Bir sallasalar yanacaksın yani. O Trump'ın aptal olma, çökertirim diyordu ya. Tabii. Şu an her Batı ülkesinin Türkiye'yi çökertebilecek kapasiteye getirdiğin noktada, yıkılma noktasında. Libya, Suriye, Azerbaycan, Irak'ta ters düştüğün konular var. Ve söylemleri ve eylemleriyle ortada sorun olan bir Erdoğan var. İşte bu NATO zirvesinde şey diyor ya Meral Akşener, minnoş bir Erdoğan'la karşılaştık. Hepsinden geri adım atmış. Evet. Biden'la çok iyi görüşme geçti. Hamdolsun 24 Nisan gündeme gelmedi. Görüşerek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Yunanistan'la aramızda kırmızı hat kuruyoruz. Kriz yaşatmayacağız. Macron'la çok iyiyiz. Merkel'le çok iyiyiz. Ne oldu? 10 dakikada program bak. 10 dakikada 20 küsür sorun saydınız. Evet. 20 küsür sorun. 100 tane medya kuruluşunda AKP'ye bağlı şu 20 küsür sorunun, problemin hepsi, her biri müthiş sorunlar. Yani milyar dolarların havada uçuştuğu devasa sorunlar. Tek birini konuşmuyorlar. Biden'la Erdoğan ilk fotoğrafta biraz öndeymiş. O da isim sırasına göre herhalde. Yani alfabetik sıraya göre. O fotoğrafı vererek dünya lideri diyorlar ve geçiyorlar. Kitlelerini böyle eğlendiriyorlar. Akıl alır gibi değil. Ben size doğrusunu söylüyorum. Erdoğan yönetimini 3 şey kurtardı. Bu zirvede. Batılı ülkelerin elinden hayatta kalmasını sağlayan. Nasıl? Bir tanesi mülteci kozu hala. O önemli bir koz ve tutuyor. Ve NATO'nun sonuç bildirgesinde aynen şu ifadeler var. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yeniliyoruz. Tamam. Bu çok hoşlarına gidiyor. Çünkü neden? Evet. Bu batıya da gidebilir. Ve uluslararası hukuk açısından bir mülteciyi kendi topraklarında hapsedemezsin. Eğer Suriyeli göçmen can güvenliği nedeniyle Türkiye'ye gelmişse Türkiye'den başka bir yere de gidebilir, sığınabilir. Türkiye onları orada tutuyor. Batıyı bir mülteci akınından koruyor. Onlar da Türkiye'ye cüzi miktarda yardımlar yapıp sen orada bakmaya devam et, sorun senin içinde büyümeye devam etsin diyorlar. Bizimkiler de parayı gördükleri için tamam diyorlar ve bunu ellerinde bir güç olarak algılıyorlar. Şimdi bir, mülteci meselesi. Mültecilere bekçilik meselesi. İki, kurtulma nedeni. İki, Afganistan. Ne alakası var Türkiye-Afganistan diyeceksiniz. Amerika ve Batılı ülkeler Afganistan'dan güçlerini çekmeye başlıyorlar şu an. Tamam mı? Güçlerini çekerken de büsbütün orayı terk etmek yerine en azından Kabil'de havaalanını ellerinde tutmak, kolay giriş çıkışı sağlamak istiyorlar. NATO sonuç bildirgesinde Afgan güvenlik güçlerine maddi kaynak aktarılacak, Afgan özel kuvvetlerine ülke dışında eğitimler verilecek,
NATO sivil varlığını sürdürmeye ve danışmanlık yapmaya devam edecek. Havalimanı ve diğer bazı altyapıların güvenliği sağlanacak diyor. Erdoğan da basın toplantısında diyor ki, Türkiye olarak eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, mali konularda ABD'nin vereceği destek önem arz ediyor. Para. Şimdi Biden'ın hemen bir cümle söyleyeyim. Biden'a Afganistan konusunda soruyorlar tabii gazeteciler görüşmede. Şöyle diyor. Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum diyor. Biden'ın Afganistan sorusuna verdiği cevap. Biden mutlu olmuş yani Afganistan zaten konusunda. Zaten çok iyi bir görüşmeydi diye özet bir açıklaması var. Aslında çok Amerikan medyasını bilgilendirmediği için Amerikan medyasından ağır tepkiler var Biden'a bu süreçle ilgili ama ben Erdoğan'ın son cümlesini basın toplantısında tekrar edeyim. Orada diyor ki şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu, anlaşma söz konusu, bir sıkıntı söz konusu değil. Yani Afganistan'da, Kabil Havalimanı'nda iş bize kaldı diyor. Aldık o ihaleyi diyor. Ama ne karşılığında? Diplomatik ve mali destek karşılığında o ihaleyi aldık. Bizim projemiz var diyor. Bazı detay bilgiler vermişler. Macaristan'dan ve Afganistan'dan da destek alarak orada şey yapacağız ama Macaristan NATO üyesi, Pakistan değil. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Daha önemlisi ve riskli olanı şu Turan Bey. Taliban yaptığı açıklamada yani yönetimi devralacak olan Taliban yaptığı açıklamada Türkiye'nin de çekilmesini söyledi. Bu şu demek. Siz askeri varlığınızla orada Batı'dan aldığınız para ve diplomatik destek karşılığında Mehmetçiğin hayatını riske edeceksiniz demek. Çünkü Taliban buna izin 1953 vermiyor. 1953 Kore'den bu yana değişmeyen bir kader. NATO'ya girmek için Mehmetçiğin fedakarlığından, canından pazarlık yapılmak zorunda kalınmış. Gelinen noktada yıl 2021 hala Mehmetçiğin sırtından pazarlık yapıp para ve diplomatik destek aranıyor. Rezaletin daniskası. Şimdi diz çökmedi diyorlar bize. Daha nasıl çökmesini istiyorsunuz? Bundan daha öte bir diz çökme var. Fotoğraf mı bekliyorsunuz? O fotoğraftaki görüntünün gerçekte diz çökmüş halini mi istiyorsunuz? Fiiliyatta budur kardeşim. Evet. Yani resimde ne olduğunun ne önemi hiç var? Hiç önemi yok. Tek karelik gerçek fotoğraf değil. Gerçek resim budur. Büyük fotoğraf budur. Ya söylediklerim yanlışsa, yalansa söyleyin. Hayır. Göreceksiniz hepsini. Bak devam edeyim. Asıl kurtarıcı, üçüncü kurtarıcı. Garip bir şekilde Türkiye'yi Çin kurtardı Turan Bey. Nasıl? Ne alakası? Ne alakası var? Evet. NATO sonuç bildirgesinde ilk defa Çin'in bir tehdit olduğu kayda geçti. Çin'e karşı 10 yıllık bir dengeleme politikası arayışı var. Çin'in 2035 yılında dünya ekonomisinin lideri olacağı biliniyor. Çin'in kendi yaptığı bir ulusal milli ihya planı var. O da 2017'de ilan edilmiş. 2035'te Çin'in dünya lideri olmasını öngörüyor. Şu ana kadar ki Covid'de dahil süreçte Çin'in gösterdiği %10'luk 20'lik ekonomik atılımlar Çin'i ekonomik olarak dünyanın büyüğü yapacak. Savunma ve askeri yatırımlar da Çin'i yine buraya taşıyacak. Çin dünyada nükleer silah üreten Ay'a göndermiş, uydularını, füzelerini göndermiş, kıtalar arası füzelere sahip birkaç ülkeden bir tanesi. Diyorlar ki Çin yeterince şeffaf değil nükleer konusunda bize karşı. Şimdi Çin'in tek vatan politikası var. Tayvan parçamız diyor. Kuzey Kore zaten o bölgede etkin. Afrika'da çok yoğun faaliyetleri var. Buna karşı tedirginler. Sömürge savaşları gibi düşünün mevzuyu. Amerika ile Çin'in confrontation diyorlar kendileri. Karşı karşıya gelmesi, çıkar çatışması yaşaması önümüzdeki 10 yıl içerisinde kaçınılmaz. Net olarak. Şimdi Avrupa Birliği'ni de yanına alıyor. NATO'yu da alıyor. Ve diyor ki Çin diyor yeni tehdit, yükselen tehdit diyor. Çin'e karşı tedbirler alacak. Ve bunu diyor. Kayıtlara geçiriyor. Yani, şimdi Çin'e karşı tedbirler alma sürecinde
Şangay Beşlisi ve Rusya'ya yanaşan, bildiride Rusya'da var ama ikinci derecede tehdit olarak artık var. Hmm. Birinci dereceye Çin çıkmış durumda. Türkiye'yi kaybetmek istemeyeceklerdir. Eğer böyle bir yeni şey öngörüyorsan. İkincisi, Ukrayna'nın alınma ihtimali var NATO'ya. Ukrayna alınacaksa Karadeniz'de Türkiye, Bulgaristan, Romanya artı Ukrayna'da eklendiğinde Gürcistan, Azerbaycan, bunlar da potansiyel şeyler. Karadeniz'e bir şekilde askeri gücün girmesi gerekiyor. Bu da ya Montrö'nün değiştirilmesi ya da Kanal İstanbul'un askeri amaçlarla NATO gemilerinin Karadeniz'e inmesi için açılması gerekecek. Bir tarafta da Kanal İstanbul'un askeri seçenek olarak sağladığı avantaj var iktidara. Yani buyurun. Erdoğan'ın Kanal İstanbul ısrarının tabii birçok boyutu olabilir. Rant boyutunu rant başka boyutu, bir yer. Başka içe bakan boyutuyla evet. Rant. Ama bir de uluslararası boyutu dışa var. Dışa bakan boyutuyla da bu olduğu anlaşılıyor. Uzun evet. Süredir amiraller bildirisinden bu yana çok. Amerikan gemisi Boğaz'dan geçecekti, iptal edildi. İngiliz gemisi geldi, demirledi. Kanal İstanbul projesinde temel atılırken İngiliz gemisi ve başka müttefik ülke savaş gemilerinin de gelip oraya demirleyeceğine dair rivayetler var. İngiliz gemisi zaten orada. Müthiş. Aslında amiraller bildirisindeki o iletilen evet. Kaygı evet. Tam da evet. Bu kaygı. Evet. Şimdi Batı için gelelim iç politik boyutuna. Uzattık hı-hı. Gerçi dış politikayı ama anlatabilmek için mevzunun derinliğini hı-hı. Mecburen biraz geniş tuttuk pergelinin ucunu. Şimdi gelelim iç politika boyutuna. Şimdi Batı şöyle diyor. Tamam kardeşim, sen bir diktatör rejimisin, insan hakları ihlali yapıyorsun, hukuk ihlali yapıyorsun ama iki sebepten dolayı. Bir, tavizlere artık açıksın, diz çöktün. Benim çıkarlarıma bekçilik yapıyorsun. Kal, senin bu zayıf halin benim lehime. Benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. İkincisi, halk oyunu hala alıyorsun. Seni halkın destekliyorken ben devirmem. Şimdi, ama kullanırım. Kullanırım diyor. Yani buna double standard, çifte standart diktatörlüklerde diye daha önce de Soğuk Savaş döneminde bu bir doktrindi ABD'de. Amerika müttefiklerinde demokratik dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmesin, gerçekleştirirse yerine ABD karşıtı güçler geliyor. Benim diktatörüm iyidir ama rakip ülkelerde, Rusya yanlısı ülkelerde insan hakları ve demokratikleşmeyi hızlı yaptırırsanız devrim Batı lehine gerçekleşir diyorlardı. Doğu blokunun yıkılmasında bu tezin, ahlaksız diyebileceğim bu tez gerçekçi çıktı. Batı'ya kaydı o ülkelerin tümü hızlı devrilme sonucunda. Şimdi Türkiye çifte standart, benim diktatörüm iyidir modunda. Bana taviz verdiğin sürece, dediklerimi yaptığın sürece sorun yok diyor. Şimdi gelelim iç politika boyutuna. İç politika derken CHP'yi MHP'yi kastetmiyorum. Şimdi siz Çin ve Rusya'ya düşmansanız yeni doktrine göre ve Türkiye'de Avrasyacı, ulusalcı güçlerle işbirliği halindeyseniz ve bunları TSK'da yükseltmiş, MİT'te vesaire belirli konumlara getirmiş iseniz bu güçlerle de karşı karşıya geleceksiniz demektir. O zaman içeride işin rengi değişebilir. Evet. Ben NATO zirvesinin bu manada bir kırılma anı olduğunu ve bir savaş ortaklar arasında, kirli ittifak arasında bir savaş başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten sinyalleri yok muydu? Vardı. Geçen yıl yaşta Erdoğan'ın yaptığı tasfiye albaylar seviyesinde çok canını yakmıştı ulusalcıların ya da derin yapılar mı dersiniz, Avrasyacılar mı dersiniz, ne dersiniz deyin, müttefiklerinin diyelim, ortaklarının çok canını yakmıştı. Ama çok ses yükseltmediler. Şimdi 8 Şubat'ta, bu yılın 8 Şubat'ında Erdoğan bir genelge yayınladı. Ve dedi ki bütün terfi tayin yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'nda, yani sivillerde. Artık Genelkurmay Başkanlığı çavuş dışında, onbaşı dışında hiç kimsenin tayin ve terfisine karar veremiyor. Siviller verecek. Bu da önemli bir hamleydi. Evet, çok önemli bir kırılma anıydı. Tepki gösterdiler şeyler. Şimdi bu yaşta bütün terfi ve tayinler, sicil notları vesaireler artık sivillerin elinde. Erdoğan'da. Şimdi
Bu bir kırılma göstergesiydi. Yani bir işaret fişeğiydi. İkinci işaret fişeği, Erdoğan bu ortaklarıyla yargıdaki ortaklığını bitirdi. Nasıl bitirdi? Son HSK seçimlerinde onların temsilcilerini tasfiye etti. Siyasi parti temsilcileriyle oturup anlaştı. Ve artık HSK'da, yargıda onlara ihtiyacı yok. Bitti. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki amiraller bildirisinin genişletilerek soruşturmasının devam etmesi kaygısı. O dönemde hatırlayın, ulusalcı kesime yakın gazeteciler bu yaşta 2000'e yakın tasfiye olabilir, büyük tasfiye geliyor vesaire diyorlardı. O tasfiyelerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. S-400'ler Patriot'lere karşıysa, S-400'ler F-35'lere zarar veriyorsa, Çin'le Rusya'yla mücadele ederken Çin ve Rusya yanlısı Avrasyacı, ulusalcı ekipler de istenmeyecektir. Haliyle. Tamam, dışarıda böyle bir pozisyon evet. aldıysan içeride aynen de öyle. Benzer pozisyonu yürütemezsin. Aynen. Bu kesim, bu kanat şu an yargıda varlardı. İkinci olarak MİT ve TSK'da varlar. MİT'te varlıklarını Sedat Peker olayında Pelikancıların el altından haber gönderip MİT'te bir grup var, onlar yapıyorlar şeyinden anlıyorsun. Onlar da biliyorlar varlığının, farkındalar. Evet. TSK'dakini zaten biliyorlar fazlasıyla. Çünkü onlar terfi ettirmişlerdi. Şimdi tasfiye olacaksa esas itibariyle TSK'da bu yaşta olacak demektir. Ya da bu yaşa kadar Türkiye'de her şey çok sıcak olacak demektir Turan Bey. Çünkü o tasfiye bekleyen gruplar da durumun farkında oldukları için konsept değişikliğinin, strateji değişikliğinin, ortaklığın bittiğinin ya da kendilerince satıldıklarının farkında oldukları için onlar Erdoğan'ı tasfiye etmek için uğraşacaklardır. Yani haliyle de biz yeni sıcak hamleler yaz. Görebiliriz. Çok 30 sıcak Ağustos'a bir yaz. Kadar çok sıcak yaşa kadar büyük kapışma yaşanacağını düşünüyorum. Bu NATO zirvesinin dışarıda verilmiş tavizlerin içeriye yansıyan en ağır faturası, ağır faturasının da bu kavga olacağını zannediyorum. Evet. Biz de bu sıcak yazı hem gazeteciler olarak analiz etmeye, görmeye, anlamlandırmaya devam edeceğiz. Bence çok net anlaşıldı. Yani umarım. Dünün belki de o kritik yüzleşmenin en detaylı hem iç hem dış analizinin bu olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki. Çok teşekkürler. Evet. Bugünkü Perde Arkası programını noktalıyoruz sevgili seyirciler, ama malum Erhan Başyurt'un da anlattığı gibi hem içeride hem dışarıda gerçekten tarihi anlar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Önemli gelişmeler yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bir yandan Sedat Peker gündemi bir yandan devam ediyor. İçeride işte Başyurt bahsetti, çok sıcak bir yaz bizi bekliyor. Neler olacak açıkçası bilmiyoruz, ama bizler gazeteciler olarak, Moonstar TV ekibi olarak sizlere bütün süreci en yalın haliyle ve en sıcak haliyle aktarmaya devam edeceğiz. O sebeple bizden ayrılmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.